Bir tuğlayı çekersem duvar yıkılır. Biliyorsunuz bu tip provokasyonlara çoğu zaman devlet içinde belli güçler yol verir. Hatta planlar, hatta tezgah. Bunlar ilerleyen yıllarda hep ortaya çıkmıştır bu tip provokasyonların kimler tarafından devlet içinde yol verdiği, planlandığı, tezgahlandığı. Bunlar da hep belli darbe dinamiklerinin veya siyaseti dizayn etme operasyonlarının aparatı olarak kullanılmıştır. Ne zaman ki memleket seçime gidiyorsa, ne zaman ki siyasette gerilim varsa, ne zaman ki toplumda kamplaşma, kutuplaşma varsa devlet içinde belli odaklar siyaseti dizayn etmek için belli provokasyonlara yol verirler. İşte o noktada devlet aygıtları, yani devlet kendisini koruyabilirse ya da devlet içindeki yargı, meclis, sivil toplum kuruluşu gibi aygıtlar bu karanlık odakları ortaya çıkarabilirse o oyunlar bozulur ve darbe planları siyasete dizayn etme isteyen aygıtlar devre dışı bırakılır. Maalesef bu konuda bütün siyaset kurumu olarak sınıfta kalmış durumdayız. Ben bugün bir araştırma önergesi versem meclise, biliyorum ki bakın AK Parti MHP grubu burada. Biz gelin arkadaş bu İstiklal Caddesi'nde olan hadiseyi araştıralım desek ne diyecekler biliyor musunuz? Olay yargıya havale etmiştir diyecekler. Oysa meclis bu konular için var. Konuların araştırılması için var ama iktidar partisi maalesef ortağıyla birlikte diyor ki bu meseleler yargıya havale etmiştir diyor. Yani size havale ediliyor. Yüksek yargıya ve sizlere havale ediliyor. Peki yargı ne yapıyor Sayın Bakan? Geçmişte yaşadığımız pek çok provokasyonla ilgili ne yaptı? Ne yapabildi? Bu olayla ilgili bir yayın yasağı getirildi ya. Yayın yasağı. Ben kınamayı bile saatinde yapamadım. VPN'den girip yapabilenler yapmış. Ben sabah yapabildim kınamayı. Sabahın köründe yapabildim. Bir kişi konuştu yalnızca. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu konuştu. Gece dedi ki, efendim bu kişi dedi Kobani'den emir almış, Afrin'den geçmiş, gelmiş bu bombayı patlatmış dedi. Bu PKK'li dedi. Bakın böyle durumlarda değerli arkadaşlar, şimdi derinlemesine düşünmemiz lazım. Hem ülkenin atmosferini hem de uluslararası atmosferi düşünmemiz lazım. Sayın Bakan biliyorsunuz yıllardır çözüm süreci bitti. 2015 seçim dönemlerinde pek çok provokasyonlar yaşandı. Ve 7 yıldır partimize karşı ve seçmenlerimize karşı onulmaz baskılar, zulümler var. Şimdi bu politika devam ediyordu. Bir ay önce politikada belli yumuşama adımları gördük. Nedir efendim? İşte Sayın Aysel Tuğluk hakkı çerçevesinde, bakın hak dışı değil, zaten zihinsel yeteneklerini kaybetmiş durumda olan bir kişinin tutuksuz yargılanması gerekir, serbest bırakılması gerekir. Bu hak teslim edilmiş. Bunun yanında AKP heyeti, sizin içinde olduğunuz bir heyet, HDP'yi ziyaret etmiş. Siyasette acaba bir yumuşama mı olacak havası oluşmuş. Selahattin Demirtaş yine hakkı çerçevesinde, bakın diyorum. Yani hak dışında bir olay yok. Hakkı çerçevesinde babası kalp krizi geçirmiş, ziyaret etmiş. Bu HDP'nin ziyaretini MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli ya olumlu bir adımdır demiş. Ya siyasette de acaba bir normalleşme mi oluyor? Ya normal olan adımlar mı atılıyor? Partilerin birbiriyle konuşması üzerine belli adımlar mı atılıyor diye belli bir izlenim var. Tam bu izlenimden olduğu anda İstiklal Caddesi'nde bir bomba patlatılıyor. Arkadaşlar bakın hepimiz akıllı olmalıyız. Aklımızı önümüze koymalıyız. Elbette duygularımız da var. Hepimiz yaralandık, kırıldık ama şimdi aklımızı önümüze koyma zamanı. Yeniden seçime gidiyoruz. Seçimlere gidiyoruz değil mi? Yeniden bir darbe dinamiği var. Ben iddiayla söylüyorum. Siyaseti darbelemek isteyen bir dinamik var. Birileri gücü elinde tutmak istiyor. Birileri gücü eline geçirmek istiyor. Şimdi bu tip olaylara, bu meseleler dahilinde bakmazsak yeni oyunlar bizlere karşı oynanabilir. Bakın dönemin başbakanı ne diyor? Yakın bir zamanda açıkladı. İleride Ahmet Davutoğlu. İleride bir gün TC Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden birisi 7 Haziran 1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Defterler açılırsa birçok insan yüzüne çıkamaz diyor Ahmet Davutoğlu. Değerli arkadaşlar, Sayın Ahmet Davutoğlu bunları diyor. Bununla ilgili biz bir araştırma komisyonu kurup Sayın Ahmet Davutoğlu'nu çağıracak mıyız meclise? Çağırmadığımız sürece bu karanlıkların önü aydınlatılamaz ve yeni oyunlar devreye geçer. Bakın Türk Tabipler Birliği Başkanı Sayın Şebnem Korur Fincancı bir iddiada bulundu.
Şunu diyemezsiniz. Devlet içinde yanlış yapan hiçbir zaman olmamıştır diyemezsiniz. O üç yıldızlı komutanlar biz Dizli'ye gitmeye çalışırken bizi engelliyorlardı. Şimdi onlara terörist diyorsunuz. Hain diyorsunuz değil mi? Bak devlet içinde yanlış yapanlar her zaman vardır. Her zaman vardır. Bunları ortaya çıkarmak da bizlerin görevidir. Biz ortaya çıkarmazsak, yargı görevini yapmazsa, o tuğla çekilmezse arkadaşlar, o zalim mekanizma hepimize zulmetmeye devam eder, siyaseti dizayn etmeye devam eder. Bu açıdan arkadaşlar meclis sorumluluğunu yerine getirsin, yargı sorumluluğunu yerine getirsin. Bu işin devlet içindeki ve uluslararası bağlantılarını ortaya çıkarsın. Gelin bu meseleyle ilgili bir araştırma komisyonu kuralım. Yargıda en etkin denetimini yapsın ki bu oyunları bozalım değerli arkadaşlar. Bana bu neyi anımsatıyor biliyor musunuz? Çözüm sürecini hatırlatıyor. Çözüm süreci devredeydi ama çözüm sürecini devlet içinde bozmak isteyen dinamikler de vardı. AKP cemaatle FETÖ ile kavga halindeydi. Bu kavga içinde cemaat darbeyi bir hedef olarak koymuştu. Yani AKP'yi iktidardan etmek için darbeye doğru yürüyeceğim. Bunun için ne yapacağım? Çözüm sürecini bozacağım ve Kürt meselesinde gerilimi artıracağım, çatışmalar başlayacak, toplum kaplaşacak, kutuplaşacak ve biz darbeye yürüyeceğiz diyordu. Bakın ben bu olayı aynı 22 Temmuz 2015'te gerçekleşen Ceylanpınar'da iki polisimizin öldürülmesi meselesiyle eşdeğer tutuyorum. İki polis öldürüldü. O gün istihbaratın içinde olan, polisin içinde olan, savcının içinde olan cemaatçi denilen unsurlar bu meseleyi efendim örgüt yaptı diye doğrudan o dönemin başbakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'na istihbarat verdiler. Bu istihbarat onlar verdiler. 4 tane masum insan gözaltına alındı. Bunlar örgüt üyesi dendi, PKK'li dendi ve savcılar onları tutukladılar. Masum oldukları halde daha sonra tahliye edildi bu insanlar, beraat ettiler. Ama Sayın Davutoğlu'na bunu örgüt yaptı diye istihbarat gitmişti. Ve Sayın Davutoğlu da emri verdi orduya, beklenen emirdi. Efendim Kandil bombalansın, Dağtaş bombalansın, çatışmalar başlasın. Çatışmalar başladı ve binlerce insanımız hayatını kaybetti. Çözüm süreci devreden çıktı ama o günlerde ben mecliste 10 kere bu sıralardan darbe dinamiği devrede arkadaşlar dedim. Darbe dinamiği devrededir dedim. Darbe dinamiği devrededir dedim. Ama sizler dinlemediniz. Gelin bu olayı aydınlatalım dedim. Ceylanpınar'la ilgili araştırma önergesi verdik. Suruç'ta 33 yurttaşımız bombalandı, araştırma önergesi verdik. 6-8 Ekim'deki provokasyonlarla ilgili araştırma önergesi verdik meclise. Hepsinde siz Abdullah Bey arkadaşlarınız dediniz ki yargıya havale ettik bu meseleyi. Bu mesele yargının konusu dediniz. Araştırmadınız. Oysa o günlerde araştırmış olsaydık bu darbe dinamini görebilirdiniz. Siz de biz gördük. Siz de görebilirdiniz. Biz nerede gördük? Arkadaşlar Cizre'de o çukur dediğiniz hendek barikat meseleleri vardı. Biz 80 milletvekiliyle meclise girmiştik. 80 milletvekilinin 65 tanesi, 2 tane de bakanımız var, hükümetteyiz. Cizre'ye doğru gidip o çatışmaları durdurma niyetindeydik. Karşımıza askerler çıktı. 3 yıldızlı generaller çıktı. 3 yıldızlı generaller gidemezsiniz dediler. Neden gidemezsiniz diyorlar arkadaşlar bir düşünün. Çünkü biz gidersek çatışmaları durdururduk. Ama bizim gitmemizi engelleyen dinamikler vardı. Çatışmanın büyümesini isteyen dinamikler vardı. Biz köy yollarından öyle böyle gittik arkadaşlar. Yine o hendek denilenlerin başında baktık ki bazı gençlerin içinde ajanlar var. Onlar da bize hedef gösteriyorlar. Diyorlar ki işte biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız, siz engel oluyorsunuz diyorlardı. Yani hem asker tarafında hem oradaki başka gençler tarafında ajanlar vardı. Provokatörler vardı. Toplumu birbirine düşüren dinamikler vardı. Bunu boşa çıkarmanın kimin görevi arkadaşlar? Meclisin görevi. Gelin bunu aydınlatalım dedik. Darbe dinamiği var diye 10 kere bağırdım ben burada. Bakmadınız. Dediniz ki terör var, terör var. Değerli arkadaşlar mesele terör meselesi değil. Mesele darbe dinamiği. Bakın.